arkadaşlar. Şimdi ilk parçamı denedim. H&M'den bu üst. Gerçekten bayıldım ve kollarını şu şekilde hafif böyle yapınca daha güzel durduğunu düşünüyorum. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte size şu son ara yaptığım yazlık alışverişleri göstereceğim ve bu denemeli bir vlog olacak. Bu arada bana soruyorsunuz sürekli, yani neden evde çekmiyorsun, neden aldıklarını bize göstermiyorsun. Arkadaşlar genelde eve geldiğimde çok yorgun oluyorum. Üstelik online alışveriş de yapıyorum. Bugün size hepsini göstereceğim ve denemeli olarak. Bu arada videoyu geçmeden önce videoya like atmayı unutmayın. H&M paketlerim de daha yeni taze geldiler. Biraz önce ben de hemen dedim bu videoyu sizlere çekmeliyim. İsterseniz bir an önce videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk neyden başlayalım? İlk bence perdeden başlayabiliriz. Şimdi basın paketleri aman H&M'i kenara koyalım. Bu arada fiyatlarını da genel olarak hatırladığım kadarıyla size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar pant alışverişimle başlayalım. Panty'den ilk öncelikle böyle bir maske aldım. Bunu normalde düz siyah alacaktım ama kalmadığı için böyle aldım ve iyi ki de böyle almışım ki böyle daha güzel bence. Bu yaklaşık 15 liraydı sanırım, öyle bir şey olması lazım. Sonra böyle bir bralet bikini üstü. Bunu denemeyeceğim. Tatil vlog çekerken görürsünüz zaten. Böyle bir bralet arkadaşlar. Bunun sırtı bu arada çapraz. Bunu ne kadar aldım? Şöyle işte. Bu ne kadardı? Bir dakika bakayım, üstünde yazmıyor mu? Bir parça 93 lira. İşte 93 liraymış bu da. Bu da böyle. Şu şekilde. Bunları yere koyayım bence. Çünkü karışacak. Sonra arkadaşlar o bikini için bir de alt aldım. Çünkü benim siyah bikini altım bir tane vardı ama şeydi yani, nasıl desem, biraz küçük geliyordu artık. O yüzden bir tane de almak istedim. Bir dakika, bu kaç liraymış? Bu da 62 liraymış arkadaşlar. Bu da normal düz bir siyah bikini altı işte, yani ne bekleyebilir ki. Daha sonra burada bir tane mayo var. Bu mayo benim değil, bu mayo annemin. Ne kadar almış bakalım. Şuradan. 200 TL'ye böyle bir mayo. Buralarında böyle şey var, file var. En son olarak da Panty'den bir tane paraya aldık arkadaşlar. Ki paraya bayıldım. Çünkü ben siyah giymeyi daha çok seviyorum. Bunu annem kendine aldı. Ben giyebilir miyim bilmiyorum. 120 lira. Şöyle arkadaşlar. Böyle siyah bir paraya. Bunu annem kendine aldı. Ve bana dedi ki sen neon olanını giy. İşte ben de dedim yani neden? Hani ben bunu giymek istiyorum. Kendine göre aldı ama yazın kesin ben ondan bunu alırım arkadaşlar. Göz arasında, kaş arasında ben bunu alırım. Yürütürüm yani, siz bana bırakın o işi. Şimdi ben kıyafetlerden önce bir de şu kozmetik şeylerini açıp burada arkadaşlar. Bu arada birazcık poşetler karışmış. Şöyle bir roll-on var. Garnier'in, bunu kaç lira aldık hatırlamıyorum. 20 lira falandır sanırım. Sonra böyle bir şampuan var. Eldor'un. Bu da 22 lira, 20 lira gibi bir şeydi. Çok hatırlamıyorum şu an bunları. Bu ara buraya Watsons da girmiş. Ay bir şey vardı sanki içinde. Ha. Şimdi bu Watsons. Bunu ne kadar aldık? Bunu da 23-24 lira gibi bir şey olması lazım arkadaşlar. Bu da vanilyalı bir duş jeli. Bu da annemin kremi, bu şey. Annemin buraları yani şu elmacık kemikleri fazla yandığı ve leke olmasın diye almıştık. Bu da 86-90 lira gibi bir şey olması lazım. Şimdi neye geçelim? Watsons'u da göstereyim sizlere, hazır kozmetik falan gösterirken. Watsons'tan maske almışım 2 tane. Birazcık yerlere çok attırdım ama inşallah bir şey olmaz. Şöyle bir maske aldım. Şöyle. Bir de şöyle bir maske. Bunları daha hiç hani denemedim sizlerle birlikte denemek için. Çok meraklıyım. Şimdi isterseniz bir online'a geçelim. Bu Addax paketi tam Addax değil. Online'lar da bunun içinde. Şu şey, şu crop, bu Addax arkadaşlar. Bu 20-25 lira ama öyle bir şey olması lazım. Hiç hatırlamıyorum gerçekten onun fiyatını. Sonra Trentyol Milla'dan böyle bir üst var. Şöyle bir üst. Bunun altına bu halter yakama giyebilirim. Hatta üzerime geçirsem, neyse şimdi geçirmeyeyim de. Şöyle bir şey. Buna fiyatı yazmıyor. Ama 17,5 lira mı? Bayağı indirimdeydi bu. Çok hatırlamıyorum tamam mı? Böyle bir şey.
yarım krop. Sonra şöyle bir üst, bu da krop. Bu defaktodan aldım bunu. Böyle. Bunu da 50 liraya aldım. Bunu hatırlıyorum. Onu 50 liraya aldım. Sonra Elsie'den bir tane kalem elbise almıştım. Şöyle bir kalem elbise. Bunu kestirdim zaten. Bunu 70 liraya aldım arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekildeydi. Şimdi bir tane daha online var şurada. Bu da gözlük. Şöyle bir gözlük. Bunu bayağıdır istiyordum. Bayağıdır istiyordum. En sonunda aldım. Bunu da 30 lira civarı bir şey almış olmam lazım. Şimdi geçelim kargolarımıza, H&M kargolarına. Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Gerçekten acayip heyecanlıyım. Bu arada bunların da fiyatlarından çok emin olmadığım için burada zaten irsaliyeleri geldi. Şimdi hangisinden başlasak, bence bundan başlayalım. Küçük olandan başlıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Nasıl gelecekleri hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi bence hepsini bir böyle çıkartıp koyayım kenara, daha sonra size göstereyim. Şimdi burada bunlar var. Tamam, bunları bir kenara koyayım. Şimdi bu. Şimdi size bunları göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şundan başlayalım. Şimdi. Bu ne? Ha, bu üst. Bu tişört. Şöyle bir tişört. Bu basic bir şey arkadaşlar. Böyle. Bunun üzerine falan giymek için acayip güzel duruyor. Bence Converse'lerimle de uyacağını düşünüyorum. Bu ne kadardı? Bir bakmam lazım bir dakika. Bu 50 TL'ymiş. 49.99. Şimdi şunları da şöyle koyup bir yandan devam edeceğim. Bunda çok heyecanlıyım. Umarım güzel gelir bu. Bu da ince bir şey ve böyle. Ya bu nasıl olacak? Göğsü büzgülü, böyle bir şey, incecik ve çok fril fril. Bunun uzun kollu olduğuna bakmayın. Bu kesinlikle yazın giyilebilecek bir parça. Bayağı ince çünkü. Ama şey var. Yani şöyle baktığınızda biraz iç gösteriyor gibi olabilir ama göğsünde bu şekilde şey var, astar var arkadaşlar. Bunu da ben ne kadar aldım? Bu arada bu parçaya o kadar çok bayılarak aldım ki anlatamam size. Şimdi bunun fiyatına bakalım. Bunu 119 TL'ye almışım ama bayağı beğenmiştim gerçekten. Sonra burada bir şey var. Uzun zamandır ince hırka tarzı bir şeyler istiyordum. Böyle bir şey aldım ama bu biraz büyük gibi kolları. Neyse, olur herhalde bu bana. Şöyle esaslında, ama neden bu kadar biraz büyük anlamadım. Bu normal üst olarak da giyilebiliyor ama ben önü açık hırka olarak giymeyi tercih edeceğim gibi duruyor. Bunu ne kadar aldım? Bunu da 89 TL'ye almışım. Şimdi bunun önünü açık bir giyeyim. Çünkü bu ilk giyeceğim şey bu şu an. Bir dakika durun. Böyle ince bir hırka istiyordum. Yani. Ve rengi de basic olunca almak istedim o yüzden arkadaşlar. Şimdi şöyle işte normal basic bir hırka. Şöyle. Gayet güzel, soft bir şey. Şimdi sıra bunda. Hava bu arada dehşet sıcak, şu an hırkayla duruyorum. Bu uzun zamandır istediğim bir şeydi. Kapşonlu, oversize diye umuyordum ki bayağı oversize. Normalde S veya XS giyiyorum. XS mi XS mi bilmiyorum çok. Ama bunu medium aldım ki büyük dursun diye, ki bence gerçekten oversize güzel bir şeye benziyor. Evet, yaz başladı ve bunu aldım. Amacımı gerçekten bilmiyorum. Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 129 TL'ymiş ama gerçekten çok istiyordum. O yüzden iyi oldu. Hop, araya girdik arkadaşlar. Şimdi ilk parçamı denedim. H&M'den bu üst. Gerçekten bayıldım ve kollarını şu şekilde hafif böyle yapınca daha güzel durduğunu düşünüyorum. Ben bu parçaya bayıldım. Gerçekten bence bu parçaya değer. Şimdi üzerime kapşonumu atayım. Çünkü bunu şu an tek giymeyeceğim. Yani direkt üzerime atayım bence. Bunu da dediğim gibi birbirinden büyük aldım. Ki M aldım yani. Ama onun içi polarlı. Yani hayatta yazın giyilmez. Şimdi giyiyorum. Buna da gerçekten bayıldım. Şu an kendimi pek göremiyorum arkadaşlar. Ama bence
oversize ve güzel bir parça. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ki iyi ki large yokmuş, large almamışım. Çünkü eğer large olsaydı daha oversize durması için large alırdım ve sanırım çok çok büyük dururdum bu seferde. Şimdi hangisini deneyeceğim? Şu an üzerime deneyebileceğim bir şeyler kalmadı. O yüzden bunları hepsini, yani şu dördünü şimdi denemeye geçiyoruz hazırsanız. Hatta şunları. Ben deneyip geliyorum. Hop, ben geldim arkadaşlar. Buna da gerçekten acayip bir şekilde bayıldım. Bence değer bu arada. Ve hani şöyle diyeyim sizlere. Bunu da ben normalde S giyiyorum. Bunu M almıştım ki biraz daha hani üzerimde büyük dursun diye. Bence gayet güzel oldu. Çünkü buna dar olsaydı eğer pek yakışacağını düşünmüyorum. Bu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Gerçekten buna da bayıldım. Şimdi üçüncü parçamızı, hatta dördüncü parçamızı denemeye gidiyorum. Evet arkadaşlar, yine ben geldim. Bu hırkada bu şekilde. Bu arada normalde bunu bu şekilde giymeyi çok aslında düşünmüyorum. Çünkü biraz daha burası açık, çok hoşuma gitmiyor. Ama bunun içine hani bir halter yaka ya da bir crop top giyip üzerine açık ya da bu şekilde kapatarak giyebiliriz. Bence çok güzel bir fikir. Bu da 50 TL'ydi. Yine hatırlatma yapayım dedim. Şimdi geçelim diğer parçamıza. Üstüne daha geldim arkadaşlar. Bu da bir şekilde. Bunu da Defacto'dan almıştım. Bunu da 50 TL'ye aldım ve bence gayet güzel. Arkası da böyle ki bence hoş duruyor. Bunu da gerçekten çok beğendim. Şimdi geçelim sıradaki parçamıza. Bir diğer parçam arkadaşlar. Bunu da Trendyol Milla'dan aldım. Bunu da 20 TL gibi bir şey almış olmam lazım. Zaten kısa bir üst. Bunun altından bu şekilde şeyler giyebilirsiniz, crop'lar. Ve ben bunu beyazla da kombinlemeyi düşünüyorum. Ama siyahla bu şekilde oluyor ve ben bunun krem rengini aldım. Bence gayet hoş ve şık bir parça. Şimdi son parçamı denemeye gidiyorum. Diğer parçam arkadaşlar, bu da son parçam bu şekilde. Bunu bir de ben kapşonluyla denemek istiyorum. Çünkü genelde kapşonluyla böyle hani crop toplar güzel oluyor. Şimdi bunu deneyeceğim. Aynada da bakacağım çünkü ben merak ediyorum. Hiç duruşunu görmedim. Bu da bu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi bakayım. Ki bence bu üstümdeki hırka bayağı iyi. Acayip bayıldım. Bu şekilde kombinlerle zaten böyle hırkaları acayip yakıştırıyorum. Kısacası bol ve dar uyumu diyebiliriz buna. Bence çok hoş oluyorlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.